vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aylık bir süreç yaşadık. Adaylık süreci yaşadık. Adaylık sürecinde bütün köylerimizi, mahallelerimizi gezdik. Kendimizi anlattık. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlattık. İnsanlarımız sağ olsunlar bize inandılar, güvendiler, destek verdiler. İnşallah insanlarımızın yüzünü kara çıkartmayacağımızı söylemiştik, mahcup etmeyeceğimizi söylemiştik. İnşallah mahcup etmeyeceğiz. Tabii bugün itibariyle büyük bir coşku var. Mutlaka büyük bir coşku var. Ben yine de buradan da bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. İtidarlı bir şekilde, suhuletli bir şekilde insanlarımızı da çok da fazla rahatsız etmeden süreci inşallah, bu zaferimizi inşallah itidarlı ve suhuletli bir şekilde kimseyle şey yapmadan tamamlamak istediğimizi de belirtmek istiyorum. İnşallah mut kazansın, mut kazanacak daha doğrusu. Hep beraber inşallah mutlu güzel işler birlikte yapacağız Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Şimdi başkanım ben de bugün okulları olabildiğince gezdim ve irtibat kurduğum kişilere bakılırsa çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Çok şükür. Yani, mutumuz bugün demokrasinin gereğini yerine getirmiş ve sandıktan da teveccüh olarak size teveccüh göstermişler. Bugün de güzel bir sonuçla finale eriştiğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi başkanım, böyle heyecanınızı tam merak ediyorum. Yani bu bir dönem belediye başkanlığı, kaybedilen iki dönem belediye başkanlığı ve tekrar azimle gelen yeniden bir belediye başkanlığı. Yani burada tam hissettiğiniz bu duygu nedir? Evet, ben şimdi sürekli okuduğum bir şiir vardı. Hani tohum saç bitmezse toprak utansın diye. Tohum biraz derine düşmüş herhalde. Biraz yeşermesi biraz da vakit aldı. Fakat şunu söyleyeyim yani. Tabi bu iş gönül işi. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bir insanın parasını alırsın. Evet. Evini alırsın, arabasını alırsın. Dumurluk edersin, kızını alırsın ama oyunu alamazsın diye. Evet. Bugün o işi gönül işi oluyor. Dolayısıyla biz demek ki insanlarımızın gönlüne girdik. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Diyor ki gönül vermezsen gönül alamazsın diyor. Dolayısıyla gönlümüz biz insanlarımızı açtık. O yüzden de insanlarımız bize gönül verdi. Ben daha fazla da hani çok da böyle şey yapmak istemiyorum ama ben bütün insanlarımıza teşekkür ederim. Yani oy verenler de, oy vermeyenler de Allah razı olsun. Sonuç itibariyle biz hizmet etmek istiyoruz insanlarımıza. Tabii şu anda mazbata yanmış değiliz ama her resim olarak seçim sonuçları. Kesin olmayan sonuçlara göre. Kesin olmayan sonuçlara göre. Tabii ki heyecan var mı? Evet, heyecan var. Ciddi bir şey var yani heyecan var aslında. Özellikle akşam saatlerinde sandıklar kapandıktan sonra o heyecan ciddi manada doruktaydı. Ama inşallah yani bu heyecanımızı iş hayatımızda da yansıtacağız, bu heyecanı inşallah sona kadar götüreceğiz inşallah. Başkanın heyecanını en iyi tarif edecek cümleyi ben anlatayım isterse arkadaşlara. Az önce yayından önce dedim ki Sayın Başkanım mazbata ne gün alınıyor dedim. İnan bilmiyorum. Evet. Hiç bilmiyorum. Şeklinde cevap verdiniz. Halbuki tecrübe de sahipsiniz evet, bu konuda. Yani, evet. Şimdi tabii henüz daha sıcağı sıcağın olduğu için normal süreç tamamlandığında yani çarşamba günü, perşembe günü normal sürece göre çarşamba günü, perşembe günü ama bakalım inşallah en kısa zamanda mazbataya da alacağız lazım. Peki başkanım, ben size en sonki yayınımızda bir şey sormuştum. Demiştim ki, makamınıza oturduğunuzda vereceğiniz ilk talimat ne olacak demiştim. Tabii öncelikle belediyemizin durumu özellikle şu son bir aydır. Hakikaten belediyemizde ciddi manada işler acısı bir durum biliyoruz. Öncelikle bu işler acısı durumu öncelikle bir portreyi ortaya koymamızda fayda var. Portreyi ortaya koyup neler yapılabilir onları bir ortaya çıkartmamız lazım. Öncelikle kendimizi düzeltmemiz lazım. Mut Belediyesi'nin öncelikle kurumsal kimliğine geri döndürmemiz gerekiyor. O kurumsal kimliğine geri döndürmek için üzerimize düşen neyse onu yapacağız inşallah. İlk iş olarak yani. Ya eminim çok projeniz var ama ben nacizane bir Mut vatandaşı olarak, bir ergen kız çocuğu babası olarak en çok tedirgin olduğum sokak hayvanları. Hani bir arkadaşımın bir deyimi var. Ya biz hayvan sevmez değiliz. Severiz ama hayvan köpeklerden de korkarız diye. Evet. Ya bu emin olun bizim geceleri çocuklarımızı, gençlerimizin bizzat bizdir. Hani evet. Gençlerden ziyade vatandaş olarak bizi sokakta gezen köpekler gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştı.
ben naçizane bir vatandaş olarak sıralamasını bilemem ama önceliklerin arasına alınması yönünde bir temennim. Şimdi belediyeciliğin asli hizmetleri dediğimiz, yani belediyeciliğin asli hizmetleri. Geçen bu konuyla ilgili ben gerçekten Zübeyde Hanım'la sağ olsun burada bir hayvan severler derneğimiz var. Bu derneğimizle beraber bir araya geldik, istişarede bulunduk. Tam sokak hayvanlarımızı hem kontrol altına almayla ilgili hem de hayvan barınağıyla ilgili en kısa zamanda bir çalışma yapacağımızı söz verdik. Evet. Bu konuda sistematik olarak gerekirse hani kısırlaştırma veyahut da sakinleştirme, hayvan barınağı yapma, hayvan barınağında bu hayvanlarımızı besleme gibi sokak hayvanlarımızı kontrol altına almayla ilgili bir projemiz var. Bunun yanı sıra hakikaten Mutlu Belediyeciliğin asli hizmeti dediğimiz, belediyenin asli hizmeti işte yoldur. Evet. Çöp hizmetleri, temizlik hizmetleri. Hatta onunla ilgili bir kısa şey tarif etmiştim. Çöp, çamur, evet. Çukur diye tarif etmiştim. Tabii şu anda belediyemizin durumu hakikaten biraz şey. Tabii öncelikli olarak belediyemizin durumunu toparlayıp en kısa zamanda tekrar söylüyorum, en kısa zamanda belediyeciliğin asli hizmetleriyle ilgili tüm MUT genelde, yani sadece şehir merkezinde değil, tüm MUT genelde üzerimize düşen neyse bir dakika bile durmadan hızlı bir şekilde inşallah işlerimize başlayacağız. Bu arada değerli izleyicilerimiz, başkanımı çok uzun süre tutamayacağım ama olabildiğince tutmaya da çalışacağım. Bu yaz, şu an için yayını da önündeki chat'i izliyorum. Eğer iletmek istediğiniz bir soru ya da iletmek istediğiniz bir konu varsa onu da izliyorum. Önemli bir şey olması halinde onu da ileteceğim ama çok fazla başkanımı da tutabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü dışarıdaki kalabalık ve gürültü, yani biraz da kendi çekim alanımızı bile basabilirler. Şimdi başkanım, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre şu anda edinebildiğimiz son rakamlar 33.800 civarında geçerli oy var. Yok, daha devam ediyor. Yani şu ana kadar aldığım, az önce alabildiğim rakam devam ediyor ve kesin olmayan sonuçlara göre. Ve bu şu ana kadar işlenmiş olan 33.800 oyun 18.800 size. Sayın Volkan Şeker'e de 12.200. Zaten bunun ikisi aşağı yukarı o 33.800'ün 31.000'e yakını yapıyor. Yani bu kadar fazla oy. Bu resmi değil ama. Yok değil, tabii ki siyasal oldu. Yani şu anda kesin olmuyor. Sonuçlara göre söylüyoruz ama 33.000'de 18.800'e ulaşmışsanız bu 45.000'e doğru gitti de rakamlar çok daha ileriye gidecek. Hatta 9 ay önceki genel seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oyda geçeceği benziyor. Hani veriler şu anda o yönde ilerliyor. Her ne kadar kesin olmamış olsa bile bunlar en nihayetinde sayılmış. Müşahitler tarafından tutanak altına alınmış, birleştirilmeye çalışıyor. Bu teveccühü nereden geldi? Şimdi biz mutlaka bir gönül ittifakı kuralım demiştik. Mutlaka gerçekten de bir gönül ittifakı kuruldu. Ben İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oldum. İYİ Parti seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, AK Parti seçmeni, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ve diğer Büyük Birlik Partisi'nden, Demokrat Partisi'nden, DSP'sinden, Saadet Partisi'nden, Refah Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'nden, birçok partiden Mutlu Siyasi Fikri'deki arkadaşlarımızın birçoğundan biz tabandan bir şey oluştu zaten. Otomatikman bir ittifak oluştu. Evet. Biz bu ittifaka gönül ittifakı dedik. Gönül ittifakı sayesinde biz bu sonuçları aldık diyorum. Çok teşekkür ederim ben bütün vatandaşlarımıza. Çünkü burada bir belediye başkanlığı seçimi vardı. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Aynı dili konuşan insanlar anlaşamazlar. Aynı duyguyu paylaşan insanlar anlaşırlar. Sonuçta burada bir mut sevdası, muta hizmet sevdası, mutlu insanlara hizmet sevdası, mutlu insanları sevme noktasında aynı duyguyu paylaşan insanlar olarak bir teveccüh oluştuğuna inanıyorum ben. Bu noktada ben bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ya şimdi tabii başkanım bir şeyler söylerken de ben tedirgin oluyorum. Hani daha geride sayım bitmemiş oylar var ve kesinleşmemiş sonuçlar bunlar. Daha itiraz süreci var, mazbata süreci var. Ama insanlar heyecanıyla doğal olarak bugün de merak ettiği konular var. O yüzden bunları açıyorum. Kusura bakmayın. Bir konuda şu an son verilere baktığımız zaman eğer ki çok ani ve büyük bir durumla karşılaşmazsak Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacağı benziyor. Mevcut merkezi hükümetimiz AK Parti ve Mutlu'da şu an sizinle birlikte İYİ Parti olarak
önde gözüküyoruz. Bu kesinleşmesi halinde de o kesinleşme ihtimali yüksek durum şu an onu gösteriyor. Mutlumuza hizmet noktasında daha önce projeleri çok üstüne vurguladınız. Evet. Peki, ilçemizin önemli siyasetçilerinden farklı siyasi görüşte olduk şu an için. İşte MKYK ve sonra Sayın Mustafa Sever gibi, ne bileyim, Vahap Seçer şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde. Bunlarla iyi ilişkiler kurulacak mı? Yani nasıl bir süreç öngörebiliriz? Biz bunu sürekli söyledik zaten. Biz proje üreten, projeyi takip eden ve uygulayan bir yapıya sahibiz. Yıllardır ben hep proje ürettim. Projeyi takip ettim ve projeyi uyguladım. Gerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden, gerekse merkez hükümetten ben hizmet alma noktasında hiçbir problem olacağını sanmıyorum. Çünkü bizim inandığımız bir nokta var. Siyaset yapan insanlar da bence o düstur da olmalı. Siyaset etmenin memlekete hizmet etmenin siyaset olmaz diye bizim bir sözümüz var. Evet. Memlekete hizmet etmenin de bir siyaset olmayacak inşallah. İnşallah. Yani biz bu konuda hem Mersin Büyükşehir Belediye'mizden hem de merkez hükümetten biz hizmetlerimizi alacağımız noktada hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Özellikle bürokratik olarak da ben kendim bürokrat kökenli. Evet. Kendim de bürokratım. Yani ben şeyi bilirim, devletin işleyişini bilirim, bürokrasiyi bilirim. Dolayısıyla hizmet alma noktasında bir problem yaşayacağımızı hiçbir zaman düşünmedim. Söke söke alırız Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani şey vardır ya böyle, gerekirse kapısına yatarım, hizmeti almadan gelmez. Biz takip etmesini biliriz. Üretmesini ve takip etmesini biliriz. Peki, başkanım, sizin sevenleriniz dışarıda fazlasıyla heyecanlılar ve sizi görmekte çok istekliler. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Bu saatte bize zaman ayırdınız. Ama ben yine bu işi bitti olarak görmüyorum. Çünkü bu ekranlarda sizlerden bir ricam daha olacak. Mazbatını aldığınız gün, yani sonuçlar kesinleştiğinde hangi sandıklar, hangi köyde, hangi oylar alınıyor belirli olduktan sonra ve kesinleştikten sonra mazbatınız alınacak. Daha önce koyduğunuz projeler ile ilgili sizinle tekrar bir program yapalım. İnşallah. Ben siz hizmet projenizi takip ederken ben de sizin taahhütlerinizi, vaatlerinizi takip etmek istiyorum. Eyvallah. Müsaadeniz olursa. Ve ilk olarak da makamınızda bu program yapıp genel olarak daha sakin zamanda, daha uzun bir zaman diliminde bu seçimi tekrar analiz etmek istiyorum. Çünkü elimizdeki veriler o kadar sağlıksız ve daha henüz devam ediyor bu süreç. Evet. İnşallah böyle bir program yapmayı denemeyelim. Çok ben de isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben buradan değerli hemşehrilerime tekrar şunu belirtmek istiyorum. Bu seçimi MUT kazandı. MUT'taki insanlarımız kazandı. MUT'lular kazandı. Hep beraber kazandık. İnşallah iktidarlı bir şekilde şu süreci atlatıp inşallah en kısa zamanda insanlarımıza hizmet etme noktasında, göreve başlama noktasında en kısa zamanda inşallah başlayacağız. Bizler insanlarımızı mahcup etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Murat Orhan bugün bu kadar yoğunluğunu ve sevenlerin arasından vakit ayırıp bizlere kısa bir zaman diliminde olsa ayırmış olduğu için müteşekkiriz. Ve kendisi de az önce beyan ettiği üzere ilerleyen günlerde mazbatasını alır almaz makamında bir program yapmayı temenni ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ama lütfen bu seçimin demokrasi bayramı olmasından öte herhangi bir olumsuz taşkınlıklar olmaması için de sizlere özellikle rica ediyorum. Bu bir seçimdir, demokrasidir. Sonuç her ne olursa olsun MUT halkının kararıdır. Bunu unutmayalım. Herkese iyi geceler.